Merhabalar efendim. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Hakikat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, sevgili meslektaşımız Doçent Doktor Güven Arıklı. Hoş geldin sevgili Güven. Hoş bulduk sevgili Cüneyt. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok böyle yoğun bir hafta sonundan çıktık. Sen de Ulusal Birlik Partisi kurultayını izleyen, hem Ada TV adına hem de kendi gazeten adına orada izleyen gazetecilerden birisiydin. Güven, aslında bir soruya bağlı kalmaksızın kurultay izlenimlerini almak istiyorum. Sen kurultayı o havaya girdiğinde, daha doğrusu kurultayın öncesinde Ersin Tatar'ın genel başkan olacağını hissetmiş miydin? Şimdi ben birkaç canlı yayında da söylediğimi yine söyleyeceğim o zaman. Evet. Dedim ki kiminle konuşsam insanlar şunu söylüyor. Ersin Tatar önde gidiyor. Ersin Tatar önde gidiyor. Ben de insanlara şunu söylerdim, bunu söyleyenlere. Ya arkadaşlar, sonuçlar açıklandı mı ki önde gidiyor diyorsun? Evet. Ya da oy verme pusulaların başından mı bekliyordun ki gördüğünde iki Ersin Tatar, bir Hüseyin Özgürgün veya diğerleri diye bir istatistik tuttunuz. Nasıl yapıyorsunuz diye. Dedim herhalde bunlar Ersin Tatar'ın belli başlı adamları ve bunlar yayıyorlar. Kamuoyu algısı orada yaratsınlar ki, çünkü güçten yana olmak ister insanlar. Dolayısıyla böyle bir algı vardı. Çok enteresandı ama gerçekten o gün belki 50 kişiyle konuşsam 30'u çok net bir şekilde Ersin Tatar önde gidiyor, Ersin evet. Tatar önde gidiyor. Ya birbirlerini etkileniyorlar, ya merkezden bir şekilde bunlar dağıtıldı ya da insanlar gördüklerini söylüyorlardı kendi aralarında. Dolayısıyla böyle bir algının sonuçta doğru çıkması çok da sürpriz olmadı. Çünkü insanlar buna inanmıştı aslında. Ha, bu demek değildir ki diğer adayların kötü insan oldukları, yanlış siyaset yaptıkları değil. Belki de insanlar Ulusal Birlik Partisi'nde üyeleri şunu bekledi. Artık biz bir değişimden yana olurken daha renkli, daha atılgan, daha meclis kürsülerinde Ulusal Birlik Partisi'nin hak ve menfaatleriyle beraber ülkenin geleceğini koruyabilen, yeri geldiğinde renkli kişiliğiyle, bağırmasıyla, çağırmasıyla, kendini tabiri caizse kaybetmesiyle ve pes etmeden mücadele etmesiyle bilinen Ersin Tatar'ı getirelim diye bir birliktelik kurmuşlardı. Sunat Bey de tabii ki bu söylediğimiz vasıflara haizdi ama en belirgin Ersin Tatar'dı aslında. Evet. Yaptığı konuşmada bile aynı şekilde, cumartesi günkü konuşmasında bile genel başkana, üyelere veya hatta Serdar Denktaş'a bile Maliye Bakanlığı konusunda bir konuşma yaptı. Orada genel başkanını suçladı demeyelim de değişik ithamlarda bulundu. Üyelerin cumartesi günü az gelmesinden dolayı tepkisini dile getirdi. Ben Maliye Bakanlığı'nı iyi bilirim. Serdar Denktaş'ı Maliye Bakanı yaptı zamanda Hüseyin Özgürgün. O da kimdir yahu diye böyle bir tebessümle salonda dinleyenleri de aslında belli bir tebessüme sokarak kendini ifade etti. Bu Ersin Bey'in renkli kişiliğini ortaya koyuyor. Ben bunu şimdi söylemiyorum. Niye bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum? Çünkü bir bakıyorum herkes şu an Ersin Tatar'la fotoğraf çekilip başkanım başkanım. Ya çoğun diyeyim. Yani bazıları gerçekten Ersin Tatar desek de ama böyle yalaka, böyle kahpe düzenin güçten yana olmak bu, gibi böyle bir düşünce olmaz. Var ama bunu o zaman anlarım yani. O sandık zaman anlarım da sandıktan sonra, sonuçlar açıklandıktan sonra bir anda değişen bir yapıdaki, siyasetteki geleceği siyasetçileri tırnak içerisinde. Gelen ağam, paşam mı oluyor? Ya bunlar daha çok enteresan. Yani o normaldir. Bak onu anlarım. Yani şunu anlarım. Bu her parti için geçerlidir. Dersin ki ben gelenekçi bir yapıdan geliyorum. Benim parti başkanım kim ise artık ona biat ederim. Bu başka bir konudur. Bugün Ersin Bey'dir, yarın Faiz Bey'dir, diğer gün başka biridir. Ama o selfilerle, o fotoğraflarla, biz kazandık yazılarıyla sen kazanmadın ya. Ya sen düne kadar hangi adaya oy verdiğini ben çok iyi biliyorum. Yani bunun yalakalığını yapmak, bunun reklamını yapmak, partizanlığını yapmak, kendini ön planda göstermek, bu çok, şimdi çok şey söyleyeceğim, onu da söylemek istiyorum. Yani cümle bulamıyorum yumuşatarak söylemek istediğim için. Ama, yani aman çok enteresan. Yok, böyle birazcık şey yumuşatarak küfür etti. Tabii ki tarzımız değildir ama yani böyle siyaset mekanizmasının içerisinde birileri yarın öbür gün yer bulup bu memleketi yönetecek Cüneyt. Bu benim ağrıma gidiyor. Evet. Yani insan şunu anlarım. Bugün
Hüseyin Özgürgün'dü. İşte Ersin Tatar geldi. Ersin artık genel başkanım. Ersin Tatar'dı. Destekliyorum. Bu başka bir şey. Partiline sahip çıkmak başka, ama dün Hüseyin Bey'in yanında olup da, ya da Faiz Bey'in ya da Sunal Atun'un yanında olup da bugün biz kazandık yazıları yazmak, fotoğrafları çekmek, bunlar mide bulandırıyor. Bunlar hoş değil. Dolayısıyla biz nasıl ki daha açıklanmadan pazartesi günü başka bir kanalda da akşam, hatta burada da yine 5.30'da Hakan Yıldırım'la beraber konuştuysak aynı şeyleri söylüyoruz. Dün söylediğimizi bugün de söylüyoruz. Tabii bu renkli kişiliğiyle hem mecliste değişik bir muhalefet anlayışı ortaya koyacak. Çünkü Hüseyin Özgürgün hep şöyle eleştirirlerdi. Derlerdi ki hani bir beyefendi, tamam belli bir karizması var ama hani her gün her meclis ortamına çıkıp da dövsün o hükümeti, bunu yapmadınız, bunu yanlış yaptınız desin, bir şey yoktu. O heyecanı o kadar yoktu. Daha üsluplu konuştu ama Ersin Tatar, ben eminim ki bunu çok çok... Güven zaten bu söylediklerin işaretini verdi Sayın Ersin Tatar ve dedi ki muhalefetin dozunu arttıracağız dedi. Yani belli ki muhalefetin dozunda da bir düşüklük görüyor o da kendisi. Herkes de. Herkes görüyordu. Yani parti içerisindeki diğer milletvekilleri de görüyordu ama belki de bir stratejiydi. Dediler ki ya bırakın, zaten kendileri zarar görüyor bu hükümet. Yani yaptıkları ya da yapamadıklarıyla alakalı belli bir kan kaybı içerisinde girmişler. Bu saatten sonra biz muhalefet yapsak ne yapmasak ne, sürekli zam bir şey demeden zaten millet tepki gösteriyor. Hatta bunu yine söyledik, yine söylemekte fayda var. Bazı diğer siyasi partilerin üyeleri bile sosyal medyada artık UBP gelse de biz bu zamlardan, biz bu kötü yönetimden kurtulsak diye kendi partililerine de tepki gösteren siyasi mekanizmanın yöneticileri vardı. Bunlar da dile geldi tabii ki. Dolayısıyla ama Ersin Tatar herhalde değil yani, kesin anlamda şunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bir strateji izlemeyip dediğin gibi, kendisinin de söylediği gibi, bizim de daha önce söylediklerimiz gibi yine söylüyoruz. Ciddi anlamda bir muhalefet yaparak bunları yaşanan süreci meclis kürsülerinde dile getirecektir. Çünkü herkes şunu söylüyordu ya, yeniden Doğuş Partisi Erhan Arıklı'nın ondan başka kimse bu muhalefeti yapmıyor mu, yapamayacak mı diye. Tabi Ulusal Birlik Partisi içerisinde birkaç milletvekili de vardı ama sonuçta 21 milletvekili olan bir partiden bahsediyoruz. Düşünsene, evet. 21'i de her gün çıkacak veya her pazartesi salı günleri çıkıp 5'er dakika konuşsa bile oradakiler bunaltırdı. Değişik bir kamuoyu yaratabilirdi. Bu da olmadı. 3-4 milletvekili çıkardı. Kendi bünyelerine, kendi alanlarına konuşmalarını yaparlardı. Sonra kenara çekilirlerdi. Dolayısıyla şununla bağlayayım. Ersin Tatar bu anlamda çok eğlenceli de aslında, söyleyebilirim. Yani çünkü Tatar'ın kendine has bir üslubu da var, yöntemi de var. Bunları göreceğiz. Ama Ersin Tatar'a şuradan da bir çağrıda bulunayım. Ersin Bey, her genel başkanda olduğu gibi sizde de olacak bunlar ama inşallah bunu aşarsınız. Yanınızdaki yalaka, çanak tutucuları, ayna tutucularından lütfen kendinizi arındırın ve kendinize göre yeni bir ekip kuruyorsanız kurun ama lütfen kendini bilen, ne yaptığını bilen, partisini bilen, parti tabanına sahip çıkan, sizinle beraber ciddi anlamda müreffeh bir gelecek için yürüyebilecek bir ekip kurun. Bu ekiple beraber yürüyün. Aman yalakalara dikkat. Çünkü son 2-3 gündür görüyorum. Benim midem bulandı. Yakından gördüğüm için hepinizi biliyorum. Dikkat. Bugün de köşe yazımızda onu yazdık. Dikkat diye. Peki Güven. Tabii her köşe başında şu anda Ulusal Birlik Partisi'nde yeni genel başkan seçildiğine göre olası hükümet senaryoları konuşuluyor. Zaten dörtlü koalisyonun geleceğine ilişkin de Ulusal Birlik Partisi kurultayının beklendiği ifade ediliyordu. Şu anda gizlemeye, saklamaya gerek yok. Her köşe başında herkes bir Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi koalisyonunun olabileceğini değerlendiriyor. Siyaset kulislerinde kaynayan kazan bu. Gerçi bu konuda Sayın Ersin Tatar net bir açıklama yapmadı. Daha öncesinde erken seçim de konuşuluyordu. Fakat şu anda erken seçimin birazcık kolay olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü hem Sayın Tatar işte bu ekonomik kriz ortamında seçime gidilmesinin doğru olmadığına yönelik beyanatlarını da okuduk. Türkiye'den de açıkçası bir Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi koalisyonunun tercih edilir olduğunu görüyoruz. Türkiye'den salınmayan bir kaynak var. Bir her ne kadar Türkiye'de sistem değişse de ben o sistem değişikliğinin gerekçe olduğuna inanmıyorum. Yani Türkiye'de sistem değişti de işte bize para verecek olan kesim, incelemeyi yapacak olan kesim, işte görevler değişti de vesaire. Açıkçası bana çok bu mantıklı gelmiyor. Yani devlette böyle bir şey olmaz. Sistem değiştiyse... Beceriksizliklerin ortaya koydukları bu anlamdaki, evet, politikalarla örtmeye çalışıyor. Evet, yani şu değil, yani
ben Türkiye'de sistem değişti. Bizim Kıbrıs'a bakan başbakan yardımcısı şimdi şöyle oldu, böyle oldu falan. Yemeğe gitti, yoktu, kapı kapalıydı, ulaşan öyle bir şey yok. Bana komik geliyor açıkçası. Şimdi bu noktada tabii ki belki de Ankara'nın diretmesi, Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi koalisyonu diretmesi neticesinde böyle bir hükümet kurulabilir. Sen bu hükümet olasılıklarına nasıl bakıyorsun? Bu hükümet için bir tarif var mı senin kafanda? Ve bu hükümetin bir pazarlık dahilinde konuşulacağı ifade ediliyor. 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için özellikle Sayın Kudret Özersay'ın Ulusal Birlik Partisi'nin desteğini alarak 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yürümek istediği, hükümete de bu yönde yeşil ışık yakabileceği, özgür günsüz bir UBP ile koalisyon yapabileceği ifade ediliyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi bu gibi söylentiler çok uzun zamandır aslında var. Herkes kendisini Ulusal Birlik Partisi kurultayına şartlandırmıştı. Evet. O da geldi, geçti. Şimdi genel başkanı dün itibariyle divan toplandı genel merkezde ve resmi bir şekilde Sayın Tatar'ı genel başkan ilan etti. Şimdi Sayın Tatar meclis çalışmalarından dolayı, bütçe görüşmelerinden dolayı özellikle mecliste mesaisini daha çok harcayacaktır ve kendine ait kurmuş olduğu kurmaylarla da beraber bu anlamda strateji izleyecektir. Bu kurmayların içerisinde başlıca birkaç isim var ki ön plana geçiyor. Kendisine ciddi anlamda destek beyan eden Faiz Hücüoğlu ve Sunat Atun. Kazanamadıklarından dolayı biz tercihimizi değişimden yana deyip Ersin Tatar'la kullandı. Ersin Tatar büyük bir ihtimalle olası bir hükümette bir kere bu iki ismi yanında görmek isteyecekti. Yani hem Faiz Sucuoğlu hem de Sunat Atun, önemli bakanlıklar alacaklar. Evet, önemli bakanlık alabilir. Yani bir bakanlık alacaktır. Önemli ve önemsiz. O ayrı bir konu. Bu bir. İkincisi Ersin Tatar'ın yine yanında ilk günden beri sürekli olan bazı isimler de var. Milletvekilleri isimleri. Bunlar da büyük bir ihtimalle bakanlıklar alacaklardır. Geri kalan birkaç bakanlığı da Ersin Bey kendine göre dağıtacaktır. Bu olası hükümet için konuşuyoruz. Şimdi gelelim olası hükümetin modellerine. Tek model var gözüken Halkın Partisi ile Ulusal Birlik Partisi'nin bir 30 milletvekiliyle daha geniş bir milletvekili sayısıyla geniş tabanlı bir hükümet kurması. Çünkü 26 sayısını yaşadık daha önceden. 27 sayısını da yaşıyoruz. İki milletvekili yurt dışına gittiğinde ya da bakan yurt dışına gittiği zaman ya da hasta oldukları zaman nisap sağlanamıyor. Hemen telefonlarla yeniden Doğuş Partisi aranıyor. Hadi gelin bize destek verin diye. Yeniden Doğuş Partisi de ilk 5-6 seferinde destek verdi. Baktı ki bu işin sonu gelmiyor. Ben hükümet değilim. Hükümetin bir ortağı olmaya başladı. Ne münasebet sizin beceriksizliklerini ben mi örteceğim diyerek yeter dedi artık. Bu saatten sonra olmaz. Bir tek geçen bir ameliyat konusu vardı. Bir bakan hastalığından dolayı ben şahidim. Tamam dedi, hastalıktır, destek verelim. Erdemli bir harekette destek verdi. Ama bu destek bitti artık. Şimdi demek ki 26-27 sayıları çok kritik. Ama 30 milletvekili gibi bir hükümet senaryosu ortaya koyduğumuzda daha geniş. Burada bir kere avantaj sağlanıyor. Bu bir. İkincisi hep deriz ya şu anki dörtlü hükümetin genetiği bozuk diye. Çünkü biri başka bir telden çalarken diğeri o telden değil ayrı dünyada yaşıyor. Yani ortak noktaları yok. Buluşamıyorlar. Ne yapmak gerekiyor? Aynı gene sahip ya da yakın iki tane veya üç tane partinin birleşimiyle bir hükümet modeli. Şu anda gözüken Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi. Bir noktaları var ki müzakere sürecinde konuşulan konulara hepsi hemen hemen aynı konuda imza atabiliyor. Doğru. Yani bir kere garantörlük konusunda taviz yoktur. Çok basit örnek. İki eşit devlet, iki eşit statü, iki eşit toplum ya da güven artırıcı önlemlerin tek taraflı değil, her iki taraftan olması gibi belli başlı ortak noktalarda buluştukları için bence mevcut statüde de, mevcut pozisyonda da şu an ekonominin yanında en önemlisi çok basit işte Kudret Özersay'ın bugün Hakikat Gazetesi'nde de sahadayız. Yani haklarımızı tesis eder konuma geliyoruz diye bir açıklaması var. Artık izleyeceğin olmayacağız diyor, izlemeyeceğiz diyor evet, meseleleri. Biz artık söz sahibi olan ve masanın bir kenarında bizim de söz hakkımızın olduğu bir noktada olmamız gerekiyor. Yani bu diyor. Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştiri olarak algılandı. Yani Cumhurbaşkanı Akıncı'nın politikalarına eleştiri olarak algılandı sosyal medyada. Sen buna katılır mısın? Katılırım tabii ki. Sonuçta Cumhurbaşkanı seçen belli bir güruhun da şu an mecliste ya da hükümette temsil edildiği bir noktada kendisinin aynı görüşte olmadığını dile getirebiliyoruz. Bu da tabii ki hükümet arasında aslında başka bir çatlakta diyebiliriz. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi ile TDP'nin bu anlamda
anlamda Akıncı'ya destek beyan ettikleri ve yanında oldukları bir noktada Sayın Özer Sayın biz seyirci değiliz. Biz artık bu konuda eşit hakka sahip Türkiye ile beraber bir yapıda olmamız gerekiyor dediğinde bunu bir çatlak olarak da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla Sayın Akıncı bir eleştiridir. Biz de bu anlamda Sayın Özer Sayın'a destek veriyoruz. Bu anlamda Ulusal Birlik Partisi'nin, Yeniden Doğuş Partisi'nin de bir aynı çatı altında birleştiklerini görebiliyoruz. Yani olası bir hükümet fikir ayrılıkları olmadan birleştirici, uzlaştırıcı ve bir noktada paydaş altında buluşabilen iki partinin oluşabileceği bir hükümet modeli olabilir. Bu da ikiydi. Üçüncüsü, toplum nezdinde bu nasıl olabilir? Toplum nezdinde bence Ulusal Birlik Partisi'nin içinde olduğu bir hükümet topluma daha sıcak gelebilir. Çünkü bu anlamda hiçbir zaman Ulusal Birlik Partisi'nin hükümet olduğu bir dönemde bu toplum bu kadar sıkıntı yaşamadı. Evet, kaoslar olmuştur. Evet, sıkıntılar yaşanmıştır. Evet, %5 zamma karşılık bütün sendikalar, bakanlıkları yakıp yıkmıştır tabiri caizse. Başbakanlıkları basmışlardır. Sokaklar çöp içerisinde olmuştur. Problemler çok büyütülmüştür. Ama bu küçük problemlerin büyütülmesi anlamında toplumun gözünü kapatmışlardı. Şimdi büyük problemlerde küçük sorunlar dile getirilerek toplumun gözü kapatılmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki evet, şu an problem büyük. Benzine yeni bir indirim geldi. %kaç? 0.5 böyle bir şey geldi galiba. Çok komik bir rakam var. 15 kuruş. Yani hiç yapmasanız daha iyidir. %60'a yakın bir zam yaptın son 3 ay içerisinde. Yani zamları yaparken nereye yapılıyor? 1 lira zam geldi. Tekrar indirim yani ederken kuruş da geliyor. Kepçeyle alıyor. Kaşık çay kaşığıyla geri verme evet, gibi. Evet, şimdi burada bile acil olmayan. Bugün bir gazetede de gördüm. Okurken diyor ki dün Bakanlar Kurulu toplandı, sessiz sedasız. Bakanlar Kurulu bitti, sessiz aman, sedasız. Aman güven. O Bakanlar Kurulu sonrasında bir açıklama yapılmıyor ya, ben hemen tüylerim diken diken oluyor. Çünkü o açıklama yapılmayan Bakanlar Kurulu'nun hemen arkasında biz bir sürpriz de uyarıyoruz. Evet. Ama onu açıklamaya cesaret edemiyorlar. Ama dün sosyal medya üstünden duyuyoruz. Yani dün çıktı mı dünkü Bakanlar Kurulu? Ben bakmadım ama yani bakmaya da ben mecbur değilim yani Bakanlar Kurulu'nu sosyal medya üstünden takip edeyim. Sosyal medyayı kullanmıyorsam ne yapacağım ben? Devletin haber ajansı niye geçmiyor bunları? Ben merak ama ediyorum. Ama ne yapsın yani açıklama geldiğiniz zaman tak gidip de orada ya da belirte gidip de orada açıklamayı herkes ki kendi kişisel hesabından mı yapıyor? Tabii kişisel hesabı da o da bir kişi yapıyor. Yani ben özel şeyi takdir ediyorum ama o da herhalde görev almış bu konuda kendisi açıklama yapıyor. Yani bunun bir çıkarsın kameraların karşısında biz böyle gördük. Tuhaf. Çünkü dersin ki bu kararı aldık, bu kararı iptal ettik, bunu yaptık, bunu yapmadık. Çünkü bu hükümet kurulurken şeffaflık üstüne kurulmuştu. Adaletli bir yönetim üzerine kurulmuştu. Bunların hiçbirini göremiyoruz. Şimdi görünüşte birkaç hafta böyle cuma günleri bir basın toplantısı yapıldı. Ama ondan sonra bakanlar... Rezillik sevgili Cüneyt. Yani ben yokum, sen yoksun, bizim düşen arkadaşlar yok. Bu neyin basın toplantısıymış? Ya burada bir adil değiller. Ben seni eleştirebilirim. Ben Mart ayında 20. yılıma giriyorum sevgili Cüneyt, gazetecilik mesleğinde. Evet. 20 yıl. Şimdi kendimi büyük anlamda görmüyorum. Birçok duyan arkadaşlarımız, abilerimiz var. Ya 20 yıldır ben bu mesleğin içerisindeyim. 14 yıllık televizyonculuk hayatım var. Bu memleketin dokusunu çok iyi biliyorum ve elimden geldiğince de bunu tutmaya çalışıyorum. Sen de aynı şekilde. Evet. Yurt dışından geldin ve çok iyi yerlerde görevler aldın. Ben seni de biliyorum yani. Evet. Mesleğin duayenlerinden birisisin. Sağ ol. En azından karşıdaki leblemeden leblebi çok iyi bile habere dönüştürebiliyorsun. Şimdi bizlerin görüşlerini almadan kendine göre belli başlı insanlarla basın toplantısı yapmışsın. Bunun şeffaflık, bunun adaletle nerede bu cuma günü yapılan toplantıların dışında hemen cuma sohbetleri, kahveleri, onun dışında bir de genel yayın yönetmenleriyle toplantı yapıldı. Genel yayın yönetmenlerine bakıyorum. Gerçekten de tuhaf buldum. Ama ben burada Sayın Başbakan'ı ben eleştirmiyorum. Çünkü Sayın Başbakan'ın koordinasyonunda bu işlerin yapıldığını düşünmüyorum. Onun adına yapılan oradaki görevlilerin özellikle bu ayrımcılığı yaptığını düşünüyorum. Özellikle yani insanların etnik yani böyle etnisitesine, uyruğuna işte Türkiye'li tırnak içinde söylüyorum Kıbrıs orijinli bu ayrıma yapılarak genel yayın yönetmenlerinin çağrıldığına şahit oldum. Özellikle bak, bir genel yayın yönetmeni ben de geçen gün Salı günü bir televizyon programında Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı'nın bir programına baktım. Orada da etnik kimlik üstüne milliyetçilik yaptın diye başkanı suçluyorlar. Evet. O da anlatmaya çalışıyor. Alakası yok diyor. Kendince evet. Diyor ki ben hiçbir zaman benim kimlikle karşıma gelen kişinin arkasına bakıp da bu buralıymış, şu şuralıymış, yazın yazmayın demiyorum diyor. Herkese kapımız açık. Daha geçen gün de Magosa'dan Barolar Birliği'nden birkaç avukat arkadaş oranın yerlisiyle tabir ettiğimiz gelip biz size üye olmak istiyoruz demişler de üye olmuşlar. Bunun gibi o kadar çok örnek var ki. Şimdi
Bu tarafta birisini suçluyorsun, haksız yere suçluyorsun, ama diğer tarafta perdenin arka tarafında etnik milliyetçiliği şu anki hükümet edenlerin çoğu yapmakta. Bunları niye dile getirmiyorsunuz? Vallahi yani bu anlamda basın da aslında bir noktada kendini bir yere adapte etmiş ve seni, beni, bizim gibi düşünen insanları itme noktasında, ayrıştırma noktasında belli bir hareket planı çizmiş. Biz onlara da söylüyoruz. İsim önemli değil, hepsi bizim arkadaşımız, dostumuz, ama bunları eğer siz yapıyorsanız gerek hükümette, gerek basında, gerek başka camiada, o zaman ben de kralını yaparım. Ama yapmıyorum. Niye? Evet. Yapmıyorsun. Niye? Bu devleti seviyoruz. Bu devlete inanmışız. Bu milletin aşığıyız biz. Bu topraklara sevdalıyız. Yoksa bunu yaptığımızda vay efendim neden bu ayrımcılığı yapıyorsun? Ben yapmıyorum. Seni yaptıklarını ortaya koyuyorum. Seni uyarıyorum. Evet. Aynen bu. Söylediklerinin altına ben de imzamı atarım. Gerçekten de bu ötekileştirme burada çok yaygın. Özellikle burada Türkiye'den gelen ve gazeteciliği burada yapmaya çalışan ama kendi memleketinde de bu işi yapmış kişilere karşı açıkçası... Ben de İstanbul'da yetiştim. Bu arada İstanbul'da başladım. Evet. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım var. Tuhaf yaklaşım var. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'la muhalefette olduğu dönemde çok keyifli programlarımız oldu. Kendisine ulaşmak çok kolaydı muhalefette olduğu dönemde. Ama herhalde bu başbakanlık koltuğu ihtiyaçları vardı ama o zaman. Başbakanlık koltuğunun ağırlığı olsa gerek. Ya belki de yoğunluğu vardır, iş gücü çoğalmıştır, dertleri, problemleri vardır ama en azından ekibiyle beraber oturup konuştuğu zaman arkadaşlar benim göremediklerimi siz görüp bizi uyarın. Ekip vallahi ben o ekip tabii biliyorsunuz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde Sayın Başbakan belirlemiyor. Parti yönetiminin atadığı bir ekip o. Özellikle başbakanlıkta görevli. Hani Allah muhafaza öyle bir ekip varken şeye ihtiyaç yok diyorum. Düşmana ihtiyaç yok. Yani Allah muhafaza. Yani Sayın Başbakan Erhurman'ın düşmanına ihtiyacı yok. Öyle bir ekibi olduğu sürece. İşte bunu açıkça söylüyorum. Nisan'a kurultaylarını aldılar. Nisan'da bu anlamdaki kavgaları, gürültüleri ne değişeceğiz, göreceğiz de. Tabii ki inşallah olmaz. Aklı selim bir şekilde herkes kurultaylarını yapar. Kendine yakışan bir şekilde bu devletin, bu milletin daha iyi yaşanabilmesi için ne yapması gerekiyorsa parti bütünlüğü esas alınarak devam ederler ama maalesef o parti bütünlükleri bitti artık. Evet. O birleşme bitti. Ve bundan sonraki süreçte partilerin dediğin gibi MYK'sı, parti meclisi, bakanı, milletvekili kendi bünyesinde herkes bir krallık kurup söz sahibi olma noktasında hükümete müdahale ediyor. Bu da hükümette kendi partisi içerisinde 3-4 değişik grubu ayırdığını görüyoruz. Bu kötü. Güven, ben burada Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Başbakan Erhurman'ı ayırıyorum. Çünkü Sayın Erhurman'ın gerçekten de partiye hakim olduğu anda partide bir takım dönüşümleri yapabileceğini düşünüyorum. Şu anda başbakan kendisi fakat partinin o tüm organlarına, tüm kılcal damarlarına hakim değil. Partinin yönetimi orada üstün. Bir hizipleşme var çünkü. Var. Sayın Erhurman eğer partiye hakim olursa Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de o özlediğimiz, beklediğimiz değişimin olacağını inanıyorum. Bu arada kendisine de yani söylememe gerek yok. Her fırsatta hayranlığımı dile getiriyorum. Gerçekten de Kıbrıs Türk siyasetine ihtiyacı olduğu olan isimlerden birisi Sayın Erhurman. Tabii gönül ister ki bu Cumhuriyetçi Türk Partisi bu memleketin en büyük ikinci partisi. Öyle değil mi? Yani UBP var, CTP var. Birisi gidiyor, diğeri geliyor. Bu partinin hükümeti, evet, birinden biri mutlaka hükümette. Bu partinin daha kapsayıcı olması. Ama ben kapsayıcı olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki Kıbrıs'ta yaşayan bütün insanlara karşı böyle kapsayıcı bir yaklaşımı yok. Ötekileştirme, ben CTP'de olduğu kadar hiçbir partide ötekileştirme olduğunu da düşünmüyorum. Bunu hemen geçen yine sizinle konuşmuştuk televizyonda. Ben bir kez daha söyleyeyim. Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası hükümet değiştikten sonra bütün reklamlarını durdurdu. Daha doğrusu iptal etti. Dedi yeter. Hiç kimseye vermiyoruz. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yayın organına yıllık 10.500 lira ya da 10.000 lira, aylık da televizyonuna 2.500 lira anlaşmaktı Vakıflar Bankası. Suyundan da koy. Aynı şekilde ya da biraz yukarı biraz aşağıda Kooperatif Merkez Bankası da yaptı. Sadece onlara yapıldı yalnız.
hep eleştiriyorlar. Ulusal Birlik Partisi'ni çok iyi biliyorum. Sen aklına bile getiremezsin zaten. Yani herkese verirdi. Sen aklına bile getiremezsin. Evet, herkese verirdi. Ama az verirdi, ama çok verirdi. Kimseyi dışarı çevirmezdi ve destek olmaya çalışırdı. Evet. Sosyal projeleriyle beraber de. Bu iki banka için konuşuyorum. Benim bulabildiğim, bulamadıklarım kim bilir nerelerde neler oluyorlardır. E şimdi sen şeffaflık derken, ben bu memleketin basınıysam, Star Kıbrıs, Hakikat Gazetesi bu memleketin geleceği için mücadele verip de yayın yapıyorsa, ayakta durmaya çalışıyorsa, hükümete yakınlığım yok ise ne yapmam lazım? Hani burada adalet, hani burada şeffaflık? Kendi yayın organlarına sen paraları aktarmaya gelince aktarabiliyorsun çok rahat bir şekilde. E diğer gazetelere, diğer gazetelerin suçu ne? Ulusal Birlik Partisi veya başka parti geldiğinde tabii ki bize müracaatlarımızı yapıyoruz. Onlar da destek veriyor. Ama sadece bana vermiyor. Sadece kendi yayın organlarına da vermiyor. Herkese iyi kötü az çok vermeye doğru çalışıyor. Ben bilirim 20'ye yakın internet sitesine reklam vermişlerdi. 10'a yakın gazeteye reklam vermişlerdi. Bir şekilde destek oluyor. Bir yere yardım yaparsan, destek olursan o zaman işte sıkıntı olur. Yayın bunu. Yani ayrıştırma her yerde, her zaman maalesef bu anlamda ne var. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Sevgili Güven, birazcık da böyle vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı ile ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Son zamanlarda tabii yapılan zamlar, gıda fiyatlarındaki artış, hep söylüyoruz sterlin 9 lirayken, dolar 7 lirayken fiyatlandırıldı birçok ürün. Ama aşağı düşüşe rağmen hiçbir üründe indirime gidilmedi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 102 marka bir üründe dün duyurduğu bir açık şey oldu. Kampanya başladı. Ama kendi karlarından indirim yapıyorlar. Bak, evet, çok yani 102 marka bir üründe bugün itibaren geçerli olmak üzere bir aylık indirim. Nasıl buluyorsun sen bu kampanyayı? Yani ben bir aylık indirimi kısa buldum gerçi. Ama bir ay olabilir. Niye bir ay? Benim ihtiyacım yok şu an. Ben iki hafta alışveriş yapacağım. Evet. Yani biraz daha uzun tutulmalıydı bu mesela, değil mi? Mesela ondan da ziyade ben şunu söyleyeyim. Bu 102 şey firma kendi kar paylarından indirim yapıyorlar. Bunu ben istemiyorum. Devlet diyecek ki ben senden aldığım %20 örnek veriyorum, vergiyi %5'e düşürüyorum. Türkiye'de yapıldığı gibi. Çok doğru. Çünkü aynı saatlerde Türkiye'de KDV indirimi, 6 başlıkta KDV indirimiydi, evet. De biz bunu defalarca, aylardır söylüyoruz, diyoruz ki devlet bu indirimi yapsın ve yani topyekun bir ucuzluk olsun. İşte oraya geleceğim. Ama onu yapmıyorlar. %10 atıyorum, örnek veriyorum. %20'lik bir vergi dilimini %10'a indirirsin devlet olarak. Doğru. Oradan bir kere vatandaş %10 kar eder. Bu bir. Sen dönersin 102 firma, çok devletini, milletini, vatanı seviyorsan ekstra bir de %10 sen indirim yaparsın. Vatandaş o zaman %20 kar eder. Bunu da ne dersin? Devamlı yapıyorum dersin. Niye bir ay? Evet. Şu an ben mecbur muyum gideyim de bir yerde alışveriş yapayım? Param mı var? Şu an ayakkabıya ihtiyacım yoktu. Ben iki ay sonra alacağım. Doğru. Kaza ihtiyacım yok. Havalar soğuduğu zaman alacağım mesela. Doğru. Ne mecburiyetim var? 102 firmayı bulayım da aman indirim yapmışlar gideyim alışveriş yapayım. Yani doğru. Bu softa şaşırtması gibi bence çok da samimi olmayan, çok da ortaya güzel kokular çıkmayan bir anlaşma diye ben görüyorum bunu. Bu hoş bir şey değil. Evet. Bunu kabul etmem yani. Gerçekten kabul etmem. Evet, iyi bir niyet var. Ticaret Odası Başkanı ve 102 firmayı burada tebrik ederim, ayrı bir konu. Başbakanı da tebrik ederim. O da ayrı bir konu ama eğer samimiyseniz, adil dağıtım, şeffaf yönetim diyorsanız kendi vergi diliminizden indirim yaparsınız. Dediğim gibi 9 lirayken sterlin şimdi 7-200'e düşmüş. Dolar 7,5-8 lirayken 6 küsüre düşmüş. İyi bir düşüş var. Sen o oranda kalkıp ona göre de indirim yapman gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla kabul etmiyorum. Yani bu şey değildir. Tabii gerçekten de dövizdeki bu düşüş, yani şu anda doların 5.50-5.60 seviyelerinde olması, işte sterlinin 7 lira düzeyinde olması, açıkçası bu indirimleri zorunlu kılıyor. Ama hani bu ürünler yeterli mi? Sevgili Cüneyt, bırakın müzik. Ekmeğe indirim yapılmış mı? Suya indirim yapılmış mı? Elektriğe indirim yapılmış süte mı? Yapılmış mı? Süte indirim yapılmış mı? Benzine ciddi anlamda bırak %15 kuruş. Çok komik bir şey. İndirim yapılmış mı? Gaza indirim yapılmış mı? Ciddi anlamda indirim yapılmış mı? Yani sen %60 zam yapacaksın. %30 indirim yapacaksın. Ayakta akıştım seni. Başbakan tüp gazla ilgili mesela hükümetin kontrolünde olmadığını söyledi. Kimin kontrolünde? O firmalarla benim görüşmeler yaptıklarını söyledi ama hani bu görüşmeler falan yani devlet bak sadece yazdıktan ibaret. Sevgili Cüneyt, Hakikat Gazetesi biraz reklamımızı da yapalım. Hayalet hükümet dedim. Hayalet hükümet sevgili Cüneyt. Sen devletsin.
gücünü göstereceksin. Ne demek bizim kontrolümüzde değil? Devlet böyle aciz konuşmalar yapabilir mi sevgili Cüneyt ya? O zaman çok özür dilerim sevgili Güven. Hemen o zaman son paragrafını okuyalım. Bugünkü Hakikat Gazetesi'nde Hayalet Hükümet başlıklı efendim sevgili Güven Arıklı'nın başyazısı. Diyor ki biz neye yanıyoruz? Hükümetin pasifliğine, hata edilgenliğine yanıyoruz. Eğer hükümetseniz benzin, elektrik ve tüp gaza yaptığınız zammı aşağı çekeceksiniz. Siz çekmezseniz bu halk sizi aşağı çekecek. Bundan kaçışınız yok. Hissetmeyin, yaşayın, yetkilerinizi kullanın, korkmayın. Kimden korkarsanız ey hükümetçilik edenler gereğini yapın diye sormuşsun. Evet. Kimden korkuyor hükümet? İşte sermayeden. Derler diye biz sermayenin partisi olmayacağız, sermaye hükümet olmayacağız. Gerçi bu hükümet ideolojik olarak yani böyle sermayeye karşı böyle sermayenin emrinde olabilecek bir hükümet de değil açıkçası. Gözüken öyle değil ama arka planda neyin olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum. Evet. Eğer o şekilde sermayeden korkmuyorsun, açık açık dersin ki %60 yaptığın zammı %30'a çekiyorsun. Dediğimiz gibi az önce ben de sana vergide kolaylık sağlıyorum. İşte ne bileyim eğer gecikmiş borcun varsa o borcun faizlerini anlıyorum gibi bir şekilde sen de o sermayeye destek olursun. Bu anlamda hiçbir desteğin yok senin. %60 zamma %2'ye yakın bir indirim yapıyorsun. Şimdi sevgili Güven, biz bu eleştirileri yaptığımız zaman bize hemen şunu diyorlar. Kuzey yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde serbest piyasa var. Serbest piyasa var. Evet. Sen de bugün yazında değitirmişsin. Serbest piyasayı halkı canının çektiği kadar kazıklamak olarak algılayanlar aldı başını gitti. Evet. Gerçekten de bize serbest piyasa, ben istediğimi koyarım, istediğim fiyata satarım. Ama şimdi oluştu. Yani bu hükümet döneminde bu mantık oluştu. Bir kere bunu ayırmak lazım. Yani son özellikle 6-7 ay içerisinde dövizin de bu anlamda yükselmesi, hükümetin basiretsiz politikalar izlemesinden dolayı bu şekilde bir anlayış ortaya çıktı. Yani bu ticaret edenlere de asla haksızlık etmeyelim. Daha önce buna benzer olay yoktu. Evet, bir markette 2.5 liraydı, diğer markette 2.4 liraydı, diğer markette 2.6 liraydı bir ürün. Çok fiyat farkları yoktu. Şimdi 2 misli, 3 misli. Kim neyi nerede nasıl götürürse doğrudur. Eğer hükümet edenler kendi politikalarını ortaya koyamazsa esnaf ya da satıcı da kendi politikalarıyla bir şeyler ortaya koymaya çalıştı. Buna bir örnek daha. Yine birçok gazetede vardı. Yine söyledim, Hakikat Gazetesi'nde ben de işledim. Göz göre göre öldürüldü. Gönye'deki cinayet. Allah rahmet eylesin, bir kadın bir istavunun öldürülüyor. Bu bayan bir hafta önce Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gidip dilekçe veriyor. Diyor ki X şahıstan şikayetçiyim. Beni ölümle tehdit ediyor. Poliste böyle bir dilekçesi evet. var. Evet. Yani iddia bu. Biz de bunu yansıttık. Çıksın açıklama yapsınlar. Bir hafta önce polis ne yapması lazım? Bunu araştırması gerekir. Çok özür dilerim sevgili Güven. Tabii o zaman bu cinayeti her ne kadar Fatih Çıkıkçı'nın öldürdüğü ifade yani. Ediliyorsa da yani katil zansı çünkü aranıyor. Emniyet açıklama yaptı ve dedi ki işte gören bilen bize bildirsin. Kendine zaman cinayetin bir ortağı daha var. Cinayetin bir ortağı daha var. Ne yazık ki yani burada birazcık sert konuşuyorum ama cinayetin diğer ortağı da devlet. Çünkü bu kadın eğer devlete başvurduysa, polise başvurduysa, ben tehdit ediliyorum, beni koruyun dediyse ve onu korumakla görevli, vergiler toplayarak vatandaşı korumakla görevli devlet görevini yapmıyorsa Fatih Çıkırıkçı çekmiş olabilir ama eli tutan da devlet. Müsaade edenler var işte. Evet. Biz de diyoruz ki bu iddiaları açıklayın. Yoksa bize deyin ki yoktur. Ailesi de bu anlamda belli bir işin üstüne gidiyor aslında. Bana dün ulaştılar birileri. Dedi ki böyle bir şey var. Ben de bunu net yazmadım. Ne olur ne olmaz. Yalan da olur ama ben inanıyorum iddia diye ortaya koyuyorum. Bugün de kimse kalkıp bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Yalanlamadı. Daha neresine yazayım ben mesela seni? Söylüyoruz. Bu şekilde bir hafta önce bir dilekçenin ben tehdit ediliyorum, darp ediliyorum, korkunç. Ölümle de tehdit ediyorum, bana yardım edin demesine rağmen polis ne yaptı? Yoksa deyin ki yoktur. Biz de diyelim ki yokmuş, yalan söylemişler. O zaman sevgili Güven, yani bu cinayet üzerine hepiniz oradaydınız diye bağırmak geliyor insanın işte içine. Ama bunu söylerken de sevgili Cüneyt şunu söylüyoruz. Yani devletin, hükümetin ya da hükümetten beslenen kurum kuruluşların, yapıların da bu noktada çöktüğü gözükmektedir. Ya her yerde mafyavari tipler ortaya çıktı. 16 yaşındaki çocuklar çetecilik yapıp restoranlarda kendi yaşlarında, yandaşlarında para topluyorlar. Çıktı sosyal medyada bunlar.
Baba haykırdı, dedi ki benim oğlumdan istediler. Eğer devlet burada ortaya çıkmazsa mafyası da çıkar. 2 liralık malı 12 liraya satan aç, haysiyetsiz, bu vatana millet ihanet eden tipler de ortaya çıkar. Senin cebindeki 3 liraya göz diken de olabilir. Ötekinin namusuna göz diken de çıkabilir. Devlet, devlet olduğunu ortaya koyacak. Ne demek yani, bizim elimizde değil. O zaman bırak koltuğu git. Nasıl başbakansın sen? Benim elimde değilse başbakan olarak kimin elinde? Tünelin ucunda ışık göremiyorum deyip de ama Ankara'da da... Göründü daha sonra o ışık. Yani göremiyordu bir hafta sonra. O kadar tepkiden sonra yanlış yaptığını fark ettikten sonra... Bir hafta sonra gördü. Sevgili Cüneyt, yani derler ya, neresinden tutsak elimize kalıyor tarzında da maalesef bu noktada yani ben Cumhuriyet tarihindeki en basiretsiz, en beceriksiz bir hükümet modelinin ortaya da olduğunu görüyorum. Keşke bunları söylemesek de daha güzel işleri söylesek. Çok basit örnek, güzel işler derken işte Tolga Atakan'a da bir zamanda çok kızdık. Ben kızdım. Tartıştık, kavga ettik vesaire derken Girne Lefkoşa yolu, doğru mu? Firma parayı alamadı Türkiye'den vesaire derken bakanlık kendi bütçesini ortaya koydu ve yolu bitiriyor. Bu bir erdemliktir işte. Güven bitiyor mu? Hala devam ediyor. Bitmek üzere. Yandaki var mı o bilgi sende? Evet. Ne zaman bitecek? Herhalde birkaç hafta. Yani asfalt dökümü bitti. Yandaki o bariyerleri falan koyuyorlar. Bitsin birkaç hafta güven içerisinde. Allah aşkına. Ama yani nedir? Orada bakanlığı da ayırıp bir kenara bunu söylemek lazım. Çünkü doğrudur. Biz hep dedik ki niye yapmıyor? Bütçe Türkiye'den, firma Türkiye'den. Sen ancak kontrol mekanizmasını yapabiliyorsun. Doğru. Şimdi devlet olarak ortaya çıktı da bakanlık para aktarıp o yolu yapıyor. Helal olsun. Turizm her şeye rağmen en iyi seviyelere gelmeye başladı. Helal olsun. Bir şeyler de doğru olanları da anlatmak lazım tabii ki. Doğru. Yani hep eleştirmiyoruz. Ama kalkıp da basiretsiz politikalarla, basiretsiz sözlerle bunu süslersen, anlatırsan da benim umudum kırılırsa, senin umudun kırılırsa, ekmek alan adamın umudu kırılırsa bunun bir anlamı yok. Artı şeffaflık adına bu hükümet edenler muhalefetteyken çok konuştular. Yarın Hakikat Gazetesi'nde açıklıyoruz. Güzelurt Polikliniği'nde büyük vurgun. Hangi bakanın kardeşi işin içinde, bütün detaylarıyla yarın anlatıyoruz bunu. Tekrar eder misin bunu? 1 milyona yakın, Güzelurt Polikliniği'nde 1 milyona yakın ihalesiz işlem yapılıyor. 7-8 tane şey kurulmuş. Taşeron firma. Ve bir bakanın? Kardeşi. Bunları organize edip iş yaptığı iddia ediliyor diyelim. Açıklasınlar. Yarın bunları yazacağız. Kimdir? Nasıl böyle bir şey yapılabiliyor? Tabii önemli iddialar bunlar. Gerçekten de gündemi sarsacak iddialar. Yarın merakla Hakikat Gazetesi'ni biz de okuyacağız. Bir tane mesajımız var. Okuyabilir miyim? Lütfen. Yani lütfen oku. Geçmiş konumuzla alakalı ama okuyayım. Müsaade ederseniz. Tabii. Sevgili dostum, her dönemin soytarı ve yalakaları gerçekten yeniden iş başında. Beklentileri herhalde çok yüksek. Bu gibi yalakalar ve soytarılar kendi kendilerine gelin güve olurlar. Ama kimin gerçekten değişim için merak harcayıp kimin destek verdiğini Sayın Ersin Tatar Başkan biliyor. Biliyorsa süper. Hatta çevresinde bu değişime gönül vermiş herkes biliyor. Yani bilen biliyor, gerçekleriyle sahtekar kısa zamanda zaman içinde ayıklanmış olur. Saygılar ve hayırlı programlar sizlere demiş. İnşallah dediğiniz gibidir. Bu sadece Ulusal Birlik Partisi için değil, diğer partiler için de geçerlidir. Evet. Güven, çok aslında tabii ki Ulusal Birlik Partisi'ndeki değişim ülkeyi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü ülkenin gidişatına ilişkin de bir kırılma belli ki yaşanacak. Yani çünkü bu dörtlü koalisyonun hep Ulusal Birlik Partisi kurultayını beklediğine ilişkin yorumlar vardı. Az önce sorumun ikinci bölümü arada kaynadı. Sen bu hükümet değişimi, eğer olursa olası bir hükümet değişiminin bir cumhurbaşkanlığı pazarlığı üzerinden yapılacağı ifade edildi. O pazarlığa inanıyor musun? O soruyu doğrudu. O arada kaynadı. Başka soru girdi. Öyle pazarlığın olacağını tahmin etmem. Niye? Hep şunun üstüne duruluyor. Eğer Kudret Bey Ulusal Birlik Partisi ile bir hükümet oluşturursa bunun yegane şartı Cumhurbaşkanı'nda Kudret Özersay'ın desteklenmesi. Ulusal Birlik Partisi şu an ülkenin birinci partisi. En köklü ve en güçlü partisi. Doğru mu? Doğru. Herkes biliyor. Böyle bir parti kendi adayını çıkarmayacaksa, kendi adayını desteklemeyecekse, birçok milletvekilini ben biliyorum ki belli isimler dönüyor. Bu isimler üstünden Cumhurbaşkanlığına adaylık ya da aday adaylığı gibi bir kamuoyu yoklaması yapılacak. Bunlar kendi aradan oluşmamışken kalkıp başka bir partinin liderine destek vermesini Ulusal Birlik Partili taban
kabul etmez. Hemen hemen 6-7 milletvekili de bu anlamda sert tepki gösterir. Ulusal Birlik Partisi'nde benim bildiğim mesela Sayın Zorlu Tören'in böyle bir şeyi kabul edebileceğini, Ulusal Birlik Partisi dışında bir adayın kesinlikle kabul edebileceğini düşünmüyorum. Zorlu Bey çünkü şunu kendi diyor ki ben adayım diyor. Ben aday olacağım diyor Cumhurbaşkanlığına. Ya tabii resmi bir açıklaması yok o konuda. Yok, kadarıyla ama evet. Bizim konuşmalarımızda parti adayı gösterse de göstermese de ben adayım diyor ya. Bu işi ben iyi yaparım diyor. Ben geziyorum diyor. Milletin, vatanın, memleketin hayrına ben daha iyi yapacağımı inandığım için diyor. Benim diyor. Buna başka bir iki isim daha eklenebilir. Çok da doğaldı. Herkes görebilir kendisini. Böyle bir noktada parti kendi içerisinde bir bütünlük sağlamamışken kalkıp da bunları birden silip hadi diğer parti başkan adayı seni gösterelim demesi bence doğru olmaz. Evet. Parti içerisinde çok büyük kırılganlık ortaya çıkar. Dolayısıyla bunu da Kudret Bey'e herhalde anlatacaklardır. Kudret Bey de hükümet olacak ise eğer bunları göz önünde alacak. Ha kendisi bağımsız çıkar. Bağımsız bir şekilde diğer parti adaylarından kenara çekilip de destek talep ederse bu başka bir şeydir. Peki sevgili Güven, sen bu hükümet Cumhurbaşkanlığı pazarlığı üzerine oturmayacaksa Kudret Bey hangi motivasyonla şu anki dörtlü koalisyonu bozup da Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon kuracağını düşünüyorsun? Yani niye böyle bir motivasyon şimdi, olsun ki? Dört parti hükümet mi? Bir Serdar Denktaş kendisi gibi ya da kendine yakın düşünüyor. Diğer iki hükümet eden siyasi parti başkanları ve tabanları kendinden çok uç noktada. Kendisi Dışişleri Bakanı. Müzakerelerde hiçbir faktörü yok, hiçbir etkisi yok ki kendi alanıdır aslında. Evet. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yürütmüş ve merkezinde olmuş bir insandır. Bir açıklama yapacak, parti başkanı olarak açıklama yapacak ama hükümet adına Dışişleri Bakanı olmasına rağmen bu konuda bir aktif rol üstlenmeyecek. Bu kendisine çok büyük rahatsızlık yaratır. Ben olsa ben de yaratır, sen de yaratır. Artık yeter diyor bence bu konuda. Ve çünkü yapıyor kendisi tabii. Yavaş yavaş. Yani biri gevşek federasyon derken, biri garantörlük kalksın derken kendisi bunlara karşı geliyor. Ve bunların olamayacağını dile getiriyor. Ve sahada olmamız gerektiğine inanıyor. Birileri sahanın kenarındayken ben sahanın içine girmek istiyorum diyor. Bunlar hep ayrılıkçı düşüncelerin, hükümetteki çatlakların nedenleridir. Böyle bir atmosferde düşünsene sen çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Bildiğin alan, bildiğin konular, merkezde olman lazımken dışarıda seyirci olarak bakıyorsun. Yok öyle bir bu hükümet kurulurken bu hükümetin yumuşak karnı Kıbrıs meselesi. Çünkü Kıbrıs meselesi üzerine bir paragraf protokolde yer almadı demiştik. İlk defa. Ve dolayısıyla dediğimiz sanıyorum gerçek oluyor. Evet. Gerçekten de bu hükümet yumuşak karnından Kıbrıs meselesinden belki de sarsılacak. Çatlak evet. Oradan hayırlısı olacak. Tabii ki. Yani memleketin evet. için ne hayırlısıysa memleketimiz için o olsun. Sevgili Güven, çok teşekkür ederim. Teşekkür biliyoruz çok yoğunsun. Bu değerli zamanınız bize ayırdığın için, Ada TV'ye ayırdığın için çok teşekkür ederim. Bu arada Cuma günü yine Ada TV ekranlarında olacaksın. Yarın evet. akşam kısmetse saat 20.15'te. Konuğun belli oldu mu? Yok, birkaç bakanla görüşüyoruz. Sürpriz olsun, sürpriz olsun, sürpriz olsun. Yarın akşam öncesinde de sana kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olasın. Efendim konuğumuz Hakikat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doçent Doktor Güven Arıklı'ydı. Saat 17.15'te 17.30'da Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers stüdyomuzda olacak. Yine ülke meselelerini, politikadaki son durumu konuşacağız kendisiyle. O saate kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.